tuttu. Suriye'nin Halep kentinde çadıra kurulan sobada yakıt yağı yakarken meydana gelen patlama sonucu yanarak ağır şekilde yaralanan 12 yaşındaki Regait ve 6 yaşındaki kardeşi Bayan Cüer Sivas'ta tedaviye alındı. Olay 22 gün önce Halep'in Türkiye sınırı yakınlarında meydana geldi. Tamam inşallah. Hocam. Çadırda yaşayan Regait ve kardeşi Bayan Cüer komşularının fuel oil yaktığı sobada ısınırken büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu ağır şekilde yaralanan kardeşler Regait ile Bayan Türkiye'ye gönderildi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan Regait'in vücudunun %50'sinin, bayanın vücudunun ise %30'unun yandığı belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye gelen kardeşlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Regait'in 20 gün önce Sivas'a geldiğini belirten Yanık Tedavi Merkezi sorumlusu Profesör Doktor Mustafa Turan hastayla ilgili şu bilgileri verdi. Hastamız Regait bize yaklaşık 20 gün önce geldi. Geldiğinde durumu çok ağır yaralıydı, koma halindeydi. Ve ilk bir hafta kendisiyle fazla diyalog kuramadık. Çünkü ağır koma halinden çıkamadı. Sonra yavaş yavaş tedavilere cevap vermeye başladı. Regait'i tedavi ederken karnında bir iz fark ettiklerini belirten Profesör Doktor Turan, daha önce ameliyat yapılmış, ne olduğunu sorguladığımızda şunları öğrendik diyerek şu ifadeleri kullandı. Şu ana kadar 7 tane büyük ameliyat geçirdi. Bu aşamalarda o tam kat yarık olan kısımları debride ettik. Diğer dokularda sıkıntılı olan yerlerini debride ettik, çıkardık ve ayağını kaybetme riski vardı. Onlara disk kurtarma işlemleri yapıldı. Şu anda ileride de derin akline hazır hale getirmek için işlemlerimizi tamamladık. Bir dahaki haftadan itibaren de derin akli sürecine geçeceğiz. Baba Yusuf Cüer de Suriye'de soba patladı. Çocuklar da sobaya yakındı diyerek şu şekilde konuştu. Komşulardalarmış, çadırda oturuyorlar genler sınırlara yakın. Orada patlamamış, sobası patlamış. Çocuklar hep yakınmamış sobaya. Kadın yanmış, kadından sonra çocuklar yanmış. Sadece bir oğlu yanmamış, o Suriye'deymiş. Onlar hepsi Türkiye'de tedavi etmiş. Profesör Doktor Turan Regait'in kardeşi Bayan'ın da bir hafta önce Hatay'dan Sivas'a getirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı. Regait'in kardeşi gene aynı yaralanmadan soba patlamasından gelmişler. Mühendisi Hatay'da bakıyor. O yüzden bu halleri birleştirdik. Geldiğinde bu hastada kötü durumdaydı. Akabinde şu an yavaş yavaş toparlıyor. Sivas Kamu Hastaneleri Birliği